Evet arkadaşlar, ya biz tersanelere çok gitmiyoruz. Gerçekten hep kara kara konuşuyoruz ama mavi vatan gibi konular olduğunda Türkiye'nin her bir tersanesi çok önemli bir yere gelecek. Şimdi tabii şimdi üstadı da yakaladım. Herkes de dışarı çıkmışken, değil mi? Bu kadar rahat bir şekilde ya başka şekilde çekemiyoruz. Bir gidin de biz özel bir röportaj yapalım gibi oldu. Peki, yok. Çok da güzel oldu. Yok. Ben size şimdi bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şimdi bazen savunma sanayini konuşuyoruz. Böyle onlarca işi konuşuyoruz ama bir tane gemi satıyorsunuz. O gemi bazen 1 milyar euroluk gemiler oluyor. Yani bunlar önemli kalemler arkadaşlar. Çünkü üzerinde birçok ürün var. Size şimdi şeyi gösteriyorum. Türkmenistan'a satılmış olan ve Türkmenistan'a teslim edildi mi bunlar? Teslim edildi. Edildi. Kaç tane? Şu an bir tane. Aha. Ama bununla beraber 30-40'a yakın değişik ebattaki gemiler teslim edildi. Türkmenistan donanması aslında Değersan Tersanesi tarafından yine Türkmenistan'da kurduğumuz tersanede inşa edildi. Aa çok, ama çünkü teknoloji siz, tabii ki de. Orada çizimler de sizden, tamamen ekip sizden. Aynen. O zaman şöyle mi söyleyelim? Orada kuruldu ama onunla beraber işbirliği yaptığınız bir yerde bu hayata geçirildi. Aslına bakarsanız Türkmenistan'da gittiğimiz zaman 10 seneden önceden bahsediyoruz. Belli bir olgunluğa erişmiş altyapı da yoktu. Biz tabii ki de Türkiye'de bu gemileri inşa edip oraya nakletmemiz mümkün olmadığı için Hazar Denizi kıyısında Türkmenistan'da tersane kurduk. Anladım. Ve oraya kendi personelimizi de götürerek kendi İstanbul'da tasarladığımız gemileri Türkmenistan'da inşa edip 40'a yakın teslim ettik. En sonuncusu da bu 92 metre korvet. Adı korvet ama buna hafif fırkateyn de diyebiliriz. Okay. Hafif ağırlıklı fırkateyn de diyebiliriz. Şimdi